İyi günler. Bugün Digitronic SP450 presimizde puzzle baskısını göreceğiz. Puzzle biliyorsunuz bu son yılların popüler ürünlerinden birisi. Elimdeki A4 99 parça puzzle'ımız. Bunların puzzle'ların şu anda piyasada çeşitli ürünlerini bulabilirsiniz. A3'leri var, A4'leri var, kalp şeklinde olanları var. Çeşitli sayılarda olanları var. 99 parçası, 130 parçası, 240 parçası. Son derece gençler arasında popüler ürünler. Aynı zamanda anaokullarında da çok rahat satışı yapılan ürünler. Baskı şeklimiz yine tekstil transfer kağıdı kullanıyoruz puzzle yüzeyinde. Neden diyeceksiniz? Bu kağıt puzzle yüzeylerinde son derece kontrast, canlı renklerle güzel sonuçlar vermekte. Baskımızı transfer kağıdımızı ters olarak alıyoruz. Daha sonra puzzle baskımızı yapmadan önce cihazımızın ısı ve basınç ayarlarını kontrol ediyoruz. Isımız 185 derece, süremiz 60 saniye olacak. Puzzle'ımızdan transfer kağıdından fazla gelecek mürekkebin alttaki silikon pedi etkilememesi için alta korumak amacıyla düz bir kağıt bırakıyoruz. Daha sonra transfer kağıdımızı parçalı yüzeye denk gelecek şekilde puzzle'ımızın yüzeyine yerleştiriyoruz. Burada dikkat edilecek hususlardan birisi, bu tip puzzle'ların artık arkasında ayakları var. Ayakların resme ters gelmemesine dikkat ediyoruz. Puzzle'ın kaymasını önlemek amacıyla termal bantlarla kağıdımızı puzzle yüzeyine bantlıyoruz. Bu şekilde puzzle'ımızın etrafında beyaz alanların kalmasını engelleyeceğiz. Evet. Gerekli ayarlamaları yaptık. Puzzle'ımızı presimizin altına yerleştiriyoruz. Yine dikkat ediyoruz elimizi yakmamaya. Üst tabağın sıcak olduğunu asla unutmuyoruz. Ve en üstte de yine fazla mürekkebi üst tabağı ile etkilememesi için yine düz bir kağıt koyuyoruz ve resimizi kapatıyoruz. Bunda basıncımızın yeterli olması gerektiğini unutmuyoruz. Yeterli sıkılıkta bir baskı uygulamamız gerekiyor. Şu anda presimiz sayıcı geri sayıyor. Süre bitiminde ayarını çalacak ve biz de presimizin göbeğine bastırıp kolunu yukarı çekerek açılışını yapacağız. Evet, süre dolduğunda presimiz alarm veriyor. Önce koruma kağıdını alıyoruz. Arkasından puzzle'ımızı dikkatli bir şekilde presin altından alıyoruz. Ve kağıdımızı çıkartıyoruz. Son derece canlı renklerde güzel bir baskı elde ediyoruz. Burada presin altına ürünümüzü koyarken kağıdın üstte puzzle'ın altta kaldığına dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde sonuç alamayız. Gördüğünüz üzere son derece canlı, güzel renklerle müşterimizi memnun edecek bir puzzle. Hayırlı işler.